Çiftçi dostlarım, İyi Tarım, İyi Gelecek kanalından hepinize selamünaleyküm. Bugün sizlere ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yerli koyun ırklarının bölge bölge tanıtımlarını yapacağım inşallah. Umarım verimli bir videodur. İlk kez sizlere sesli bir video hazırlıyorum. Acemiliğimden dolayı kusuruma bakmayın şimdiden. İsterseniz uzatmadan hemen videomuza geçelim. Dostlarım, ilk bölgemiz Marmara bölgesi. Marmara bölgesinin Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in bir kısmı, Çanakkale olmak üzere gene yoğun olarak kıvırcık koyunun yetiştiriciliği görülmektedir. Çanakkale'nin denize yakın Gökçeada kısımlarında sakız yetiştiriciliği de yapılır. Balıkesir ve Bursa bölgesinin bir kısmında da Karacabey Merinosu, Orta Anadolu Merinosu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Biliyorsunuzdur sizlerde Karacabey Merinosu daha çok verim yönü ete yöneliktir. Tam olarak olmasa da kombine olarak ırk geçer ama et verimi yüksek bir hayvandır. Sakız ve kıvırcık koyunda özellikle süt verimi ikizlik oranı yüksek yerli ırklarımızdandır dostlarım. Şimdi isterseniz ikinci bölgemiz olan Ege bölgesine geçiş yapalım. Ege bölgemizde İzmir ilimiz ve çevresinde genellikle sakız koyunu yetiştirici yapılır. Az önce de bahsettiğim üzere sakız koyunun süt verimi hem süt verimi olarak hem de çoklu doğum yani ikizlik verimi olarak gayet verimli bir hayvandır. Olumsuz bakım şartlarına da adapte olmuş bir hayvandır. Aydın Manisa bölümünde de Çine Çaparı ve Karya yerli ırkımızın yetiştiriciliği yapılır. Denizli ilimizde genellikle Acıpayam, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinde de dağlıç ve pırlak görülmektedir. Bu şekilde dağılmıştır. Dağlıç ırkımızın yalnız şöyle bir durum var. Dağlıç ırkımız nasıl söyleyeyim? Yani yok olmaya yüz tutmuş bir ırkımız. Çünkü sebebi de şu. Yağlı kuyruklu bir hayvanımız. Ve yapısal olarak verimi yani doğum verimi çoklu doğum verimi düşük bir hayvan olduğu için yetiştiriciler çok fazla yapmak istemedikleri için bildiğim kadarıyla takip ettiğim kadarıyla sayıları çok çok azalmış durumda. Umarım kaybetmeyiz. Tarım Bakanlığı'nın Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Umarım yerli ırkımızı kaybetmeden hak ettiği yere gelir. Umarım çok çok daha güzel olur. Dilerseniz 3. bölgemiz Akdeniz bölgesine geçelim. Değerli dostlarım, Akdeniz bölgesinde genel yaygın olarak pırlak ırkı yetiştirici yapılır. Ancak Mersin ve Mersin kısımlarında Güney Karaman yetiştiriciliği Adana, Osmaniye ve Hatay bölümünde de çok yaygın olmasa da ivesi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bildiğiniz üzere ivesi de ülkemizde özellikle Güneydoğu'da bu yaygın olarak yetiştiriliyor yapılacağı bir ırktır ve süt verimi oldukça yüksektir. Diğerseniz 4. bölgemiz olan İç Anadolu bölgemize geçelim. İç Anadolu bölgemizde ise Eskişehir, Ankara bu illeri çevresinde yoğun olarak Ramlıç ve Anadolu Merinosu yetiştirici yapılmaktadır dostlarım. Anadolu Merinosu da bildiğiniz üzere çok doğum verimi çok yüksek olmasa da et verimi yönünden gayet verimli bir hayvandır. Ramlıç ırkı bildiğiniz üzere dağlıç koyunuyla Fransa'nın Rambouillet koyunun çiftleşmesiyle oluşturulan bir melez ırktır. Daha sonra Konya bölümüne geçiyoruz dostlarım. Konya bölümünde de bildiğiniz üzere yaygın olarak Akkaraman yetiştiriciliği yani Konya, Karaman, Aksaray bu bölümde Akkaraman yetiştiriciliği yoğundur. Sivas ili ve çevresinde ise Kangal Akkaraman yetiştiriciliği yapılmaktadır. 5. bölgemiz olan dostlarım Karadeniz bölgemize geçiş yaptık. Karadeniz bölgemizde de Karayaka, Herik ve Karagül koyunu yetiştiriciliği yapar. Karagül özellikle Tokat ilinde yaygın olarak yetiştirilir. Ancak Artvin bölümünde de Hemşin koyunu yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Dilerseniz 6. bölgemiz olan Doğu Anadolu bölgemize geçelim dostlarım. Doğu Anadolu bölgemizde de yaygın olarak Akkaraman yetiştiriciliği, Norduz yetiştirici yapılmaktadır. Yaygın olarak Akkaraman ancak Van bölümünde, Van ili ve çevresinde Norduz, Kars ili ve çevresinde de Tuj koyunu yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dilerseniz 7. bölgemiz ve son bölgemiz olan Güneydoğu Anadolu bölgesine geçiş yapalım. Dostlarım bu bölgemizde de az önce bahsettiğim üzere özellikle Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Antep bölümünde süt verimi yüksek. Ülkemizin çok çok güzel ırklarından biri olan İbesi koyunu yetiştiriciliği yapılır. Süt verimi dediğim üzere çok yüksektir. Aynı zamanda çoklu doğum verimi de çok yüksektir. Gayet güzel bir hayvandır. Sıcak iklim koşullarına adapte olmuş, iklime adaptasyon sağlamış bir ırkımızdır. Dostlarım, umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ilk videom olduğum için biraz acemiliğime gelmiş olabilir. Sizleri üzdüysem şimdiden affedin beni. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah sizinle birlikte büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.